Medikana grubu sunar. Konu mankenimle birlikte bugün biraz güzel havanın tadını çıkaralım dedik. Ama maalesef onun baş ağrısı tuttu. Ama ben öncesinde onun baş ağrısını hemen ilaç vermeden önce bir rahatlatmak için şöyle bir çatkı bağlayayım dedim. Çünkü bugün onunla ben aslında bir baş ağrısını her yönüyle konuşalım istiyorum. Bizim biraz işimiz var. Hadi biz kalkalım. Toplumda en sık görülen şikayetlerin başında gelen baş ağrısı, baş ve boyun bölgesindeki damar, kas, eklem ve saçlı deriden kaynaklanır. Çoğu zaman beynimiz ağrıyor hissi yaşasak da aslında olan damarlardaki genişleme, kaslardaki spazm ve saçlı derideki gerilmelerden kaynaklanıyordu. Baş ağrısını eniyle, konusuyla tartışmak istiyorum. Yanımda Doktor Tolga Sönmez var. Ayrıca Süleyman Bey ve Yurdagül Hanım bize eşlik edecekler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baş ağrısı sık görülüyor herhalde değil mi Tolga? Senle başlayalım önce. Evet hocam, baş ağrısı en sık görülen şikayetlerden bir tanesi. Yılda hatta 10 milyondan fazla kişinin acil servise bu şikayetle başvurduğunu biliyoruz. Ve Türkiye'de ve dünyada en sık iş gücü kaybına sebep olan şikayetlerden bir tanesi. Hocam baş ağrısı önemli. Kesinlikle. Süleyman Bey hiç baş ağrısı çektiniz mi? Benim zaman zaman hepimizde olduğu gibi bende de baş ağrısı oldu. Mesela baş ağrınız nerede oluyor? Başınızın neresinde? Benim daha çok şakaklardan başlıyor. Alın civarı ve bazen bütün İşaretleyelim mi o zaman bizim mankenin üzerinde bunları? Buyurun siz gelin. En fazla nerede şikayetiniz var onu gösterin bakalım. Orada var. Orada var. Tamam. Bir tane daha vereyim. Bir de buraya yapıştıralım. Şuraya. Tamam. Karşılıklı alın bölgesi. Peki bu tür şakaklarda başlayan ki çoğunlukla olan baş ağrısı da herhalde böyle oluyor. Aynen öyle. Altında neler olabilir? Yani ne gibi hastalıklar veya hangi durumlarda bu tür baş ağrısıyla karşılaşırız? Hocam ilk önce bu çift taraflı ağrılarda alın bölgesinde ya da şakak bölgesinde ağrılar olduğu zaman bu günlük koşuşturmanın içinde, yoğun iş temposunun içinde en sık polikliniğe başvuran ağrılardan bir tanesi gerilim tipi baş ağrısı. Ve bizim de ilk aklımıza gelen ağrılardan bir tanesidir. Burada gerilim tipi baş ağrısı mesela nerede başlar? Başın neresinde başlar? Yayılır mı? En çok alın bölgesinde gördüğümüz baş ağrılar. İki taraflı olma ihtimali çok yüksektir. Ense bölgesinden de başlar ama ensede başka baş ağrıları da gördüğümüz için bunları ayırt etmek de lazım. Çoğunlukla tetikleyen faktörler hepimizin bildiği strestir, gerginliktir, yoğunluktur, yorgunluktur. Peki şimdi ben Yurdagül Hanım'a sormak istiyorum. Sizin de böyle baş ağrısı oluyor mu? Evet, özellikle mesela şakaklarda Tolgacan'ın söylediği gibi daha fazla alına giden, alına doğru yönelen ama şakaklarda olan. Benim daha çok enseden başlıyor. Öyle mi? Evet ve gözümün altından tepeme doğru giden bir ağrı oluyor zaman zaman. O zaman şöyle vereyim. Sen burada lütfen baş ağrısının yerini bize söyler misin? Güzel. Çoğu baş ağrımız ense tarafından, ense bölgesinden başlayabiliyor. Bizim bunların içinde en korktuğumuz baş ağrısı tabii ki hipertansif baş ağrılar. Yani tansiyon yüksekliğine bağlı baş ağrılar ama migren de hepimizin bildiği en ünlü ağrılardan bir tanesi. Migren de ense bölgesinden başlayabiliyor. Aynen hanımefendinin söylediği gibi ense bölgesinden başlayıp gözün arkasına kadar yayılan ağrılarda migren aklımıza gelebiliyor. Bazen migren ağrıları göz bölgesinden başlayıp da arka tarafa doğru da yayılabiliyor. Bunun şöyle basit anlamda hani kabaca anlayabileceğimiz bir yolu var mı? Tabii ki var. Migren öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sıradan bir baş ağrısı değil. Günlük işimizi engelleyecek seviyede bir ağrımız oluyor mu? Evet. Yani işe gitmenizi engelleyecek, evde planladığınız yapmanızı engelleyecek derecede evet. mi ağrınız? Oluyordu evet. Ama şimdi olmuyor. Eskiden oluyordu. Ben de hiç olmuyor. Atak şeklinde evet. İşlerimi engelleyecek ağrılarım şey olmuyor. Peki burada bir evet var. Evet. İkinci sorumuz bulantı ve kusma eşlik eder mi? Kusma değil ama midem bulanıyordu. Evet. Anladım. Sizde? Bende olmuyor. Sizde olmuyor. Bu arada bende de iki evet. Öyle mi? Evet evet. Işık ve sesten rahatsız oluyor. Işık evet. Üç oluyor da. Evet, yani üçte üç. Üçte üç. Mesela üçte kaç evet çıkarsa migren düşündürür ağrı? İki sorumuza evet dersek migren tanısı koymak çok da yanlış olmaz. %90-95 oranında migrendir diyebiliriz aslında. Toplumun %90'ı hayatlarının bir döneminde baş ağrısı çekmiştir. Bu ağrıların büyük bir kısmı hafif orta diye nitelendirilen ve günlük yaşamı etkilemeyen türdedir. Ancak sık tekrarlayan şiddetli ağrılar farklı hastalıkların habercisi olabilir. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Şimdi özellikle sen
eğer enseden başlıyorsa ve yukarıya doğru gidiyorsa bu evet. tansiyonla ilişkili olabilir dedin. En korktuğumuz kısmı o. Yani onu istersen biraz açalım. Çünkü özellikle tansiyonla ilişkiliyse baş ağrısı belki gerçekten çok hızlı bir şekilde doktora gitmek aynen gerekir. Öyle. Hocam bunu ölçmenin, bilmenin en güzel yolu baş ağrısı olduğu zaman tansiyonumuzu ölçmek. Hı hı. Baş ağrınız tuttuğu zaman ne yapıyorsunuz? Ağrı kesici alıyorum genelde. Basit ağrı kesicileri alıyorsunuz. Basit ağrı kesiciler. Bu doğru bir yaklaşım mı? Yani hangi ağrılarda gerçekten ağrı kesiciyi hemen alabiliriz? Hangisinde daha dikkatli olmalıyız? Evet hocam, bu önemli. Baş ağrısı, ağrı kesiciler bizim toplumumuzda çok sık kullanılan ilaç gruplarından bir tanesi. Ağrının sıklığı çok önemli burada. Şimdi ayda bir defa ya da iki defa baş ağrısı çeken bir insanın ağrı kesici almasında çok ciddi bir sıkıntı olmayabilir. Sayı artıyorsa, yani ağrı sıklığıyla beraber ağrı kesici kullanma sıklığı da artıyorsa mutlaka bundan kurtulmamız gerekiyor. Ben özellikle sinüzit problemi olan insanlara değinmek istiyorum. Çünkü onlar evet. da çok baş ağrısından şikayet aynen. ederler. Doğru aynen. mu? Doğru hocam. Orada peki senden rica etsem nereleri ağrır işaretleyebilir misin? Tabii ki hocam. Şöyle tek tek vereyim. Sinüslerimizin olduğu bölgeler. Yani nereler orada? Burun yanlarından başlayan ve yanaklara doğru yayılan ağrılardır. Çoğunlukla bu taraf için de geçerli. Tamam. Alında ve, da olur ve mu? Alın bölgesinde de sinüslerimiz orada olduğu için. Orada da sinüs var. Aynen öyle. Alın bölgesinde de yine iki taraflı ağrılardır çoğu zaman. Dolayısıyla bu bölgelerde de ağrı olacaktır. Evet hocam. Yurdagül Hanım'a sormak istiyorum. Mesela evde baş ağrın olduğu zaman sen nasıl bir çözüm yapıyorsun? Sen de hemen mesela ağrı kesicilere mi saldırıyorsun? Yoksa ne bileyim işte anneanneden falan gördüğümüz şeyler var mı? Ben kolay kolay ağrı kesici almamaya çalışıyorum. Ne yapıyorsun peki? Masaj yapıyorum birazcık. Ensem ağrıyorsa enseme masaj nereye? Yapıyorum. Bir gösteririm enseme, size. Enseme şurama şöyle masaj bana yapıyorum. Doğru dön istersen tamam. Şu kısmı, o bölgelere o bölgeye masaj, masaj yapıyorsun yapıyorum. Öyle mi? Evet. Ağrı kesici aldığın adette bir azalmaya imkan verdi mi? Evet çok. Ben evde çocuklara da öyle. Yani ağrı kesicisiz ben onlara masajla bazen ayaklarını bile yapıyorum başları ağrıdığı zaman. Uyuyorlar. Uyandıktan sonra da başımızın evet ağrısı geçti diyorlar. Kullanmamaya çalışıyorum. Ben Tolga Hoca'ya sormak istiyorum şimdi. Bunun bilimsel bir zemini var mı? Hocam Yurdagül Hanım zaten çok güzel bunu açıkladı. Hani o ağrıyan noktalara basınç yapmak zaten mantığında o var. Yani eşarp sarma, sıkma. Bu eskiden beri kalan ve hala da devam eden yöntemlerden bir tanesi. Doğru. Bilimsel olarak da oralara masaj yapma ya da baskı uygulama gerçekten ağrıyı bloke edebiliyor. Yani bunun bilimsel açıklaması da olabilir. Gerçekten. Doğru, akupresür denilen yöntem evet, esasında hocam. Akupunkturun hani iğne batırmıyorsun da oralara basınç yaparak, uygulama. O noktalara basınç yaparak biraz daha kontrol altına aynen alıyorsun. Öyle hocam. Son sorum şu. Tabii ki. Herkes baş ağrısı çekiyor ama ne zaman bir doktora veya hastaneye gitmek gerekir? Acil durumlar nelerdir? Hocam bu çok önemli bir konu. 50 yaş üzerinde görülen ağrılar. Tek taraflı, daha önce hiç yaşanmamış şiddette ve ani gelişen ağrılar. Bazı sistemik hastalıklarla beraber, özellikle HIV enfeksiyonuyla beraber, çok nadir tabii ki görülen şeyler bunlar ama bunlarla beraber görülen ağrılar. Yine konuşmamız esasında söylediğim tansiyon yüksekliğiyle beraber görülen ağrılar. Travma sonrası görülen ağrılar. Bunlar mutlaka doktora ya da acil servise gidilmesi gereken ağrılar olarak sayıyoruz biz. Biz bunlara kırmızı bayrak kriterleri diyoruz. Evet. Bizim için önemli ağrılar gerçekten. Peki hepinize çok teşekkür ediyorum bugün bize katıldığınız biz için. Teşekkür ederiz. Ayrıca son olarak şunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Daha önceki bölümlerde de söylemiştik. Unutmayın, hayatınızın en şiddetli baş ağrısını çektiğini düşünüyorsanız çok hızlı bir şekilde hastaneye gitmeniz gerekiyor. Medicana grubu sundu.